Sen gider misin? Ya ben bu davaya baş koydum. Korsan'a gitmeyeceğim. Çözene kadar buradayım. Tamam. Senden tek bir şey istiyorum. Ya ne istersen ben her şeyi yapmaya hazırım şu an senin için. Söyle. Defol git. Hadi. Bak sen beni sevmiyor olabilirsin. Ama ben 80 milyonun sevgilisiyim. Anladın mı? Kaçırıyorsun. Allah'ım ben hayatımda kendini bu kadar rahat öven bir insan görmedim. Yani 5-10 milyon da değil. Adam 80 milyon diyor ya. Ya övmek değil anlamıyorsun. Kaçırıyorsun. Farkında değil misin? Abini elektrikli şok tabancasıyla etkisiz hale getiren polis. Ben de selfie çekilmek istedim. Uyanamıyorsun bak yakalayamıyorsun. Kaçırdığın şeyler var. 6 yaşından beri böyle yaşıyorum ben. Anlamıyorsun. Bravo. Tamam herkes sana ayran. 80 milyonun sevgilisisin sen. Benim dışında herkes sana ölüp bitiyor. Ama merak ediyorum yani bu özelliklerinin acaba benim abimin kurtulmasıyla ne alakası olabilir ki tam olarak? Bak cevap vereceğim buna. Unutma. Aşkım tişörtlerden kalmamış da fotoğraflardan buldum arabada. Teşekkür ederim canım benim. Bak. Şöhret artı şeytan tüyü. Her zaman pozitif etki yaratır. Sen abini kurtarmak istiyor musun şu an? Tabii ki, evet. Gel benimle o zaman. Aşkım ben kalabalık yapmayayım dışarıdayım. Tamam canım, keyfine bak. Komiserim. Hayatım, bak yanımda kim var? Tolga Tuna. Vallahi yanımda ya. Bir saniye. Tolgacığım, bir yengene merhaba eder misin? Tabii ki komiserim, ne demek? Estağfurullah. Alo, yenge hanım. İyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ay çok sağ olun. Çok sevindim izlemenize. Ben, estağfurullah ben asla geri çevirmem böyle teklifleri. Fanlarım, izleyicilerim çok değerli benim için. Veli nimetimizsiniz siz bizim. Mümkün değil kırmam. Hiç kırmaz hiç. Ben komiserime imzalı bir fotoğraf bıraktım. Sizin için tabii. Eltinize de bırakayım, size de bırakayım. İkinize de bırakıyorum. Tamam yengeciğim. Öpüyorum. Buyurun. Tamam hanım. Akşama görüşürüz. Komiserim, gelelim şu Kadir abimizin meselesine. Benim yaptığım bir şaka yüzünden adamcağız... Ya şaka diyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam, şaka demeyeyim. Minik bir densizlik yüzünden bunlar yaşandı. Kadir abimiz yanlış anlamış. Tatsızlıklar çıkartmış biraz. Ben özür dileyim onun adına sizden. Alıp gidelim biz Kadir abimiz. Bir suçluyu bırakmamı mı istiyorsun benden? Hayır yok. Hayır komiserim estağfurullah olur mu öyle şey? Suçlu değil Kadir abi. Kesinlikle suçlu değil. Esnaf ve mahalleli şikayetini geri çekmiş. Ben de geri kalan bütün masrafı ödeyeceğim o yüzden. Ona dayanarak söyleyeyim. Ne münasebet ya? Ben kendim öderim. Dur Allah aşkına. Esnaf şikayetlerini geri çekmiş olsa bile Kadir suçlu. Ev hapsini ihlal etti. Mahkemeye çıkacak büyük bir ihtimalle de içeri atarlar. Nasıl? Yani komiserim gerçekten içeri girmeyecek yani değil mi? Bakın onun bir suçu yok ki. O sadece bizim çok fazla üstümüze düşüyor. Asya, bu bir değil, iki değil yaptığı. Ya biliyorum yani haklısınız da. Yani komiserim siz de biliyorsunuz. Eğer babam yaşasaydı zaten abim böyle birisi olmazdı yani. Ya o çocukluğundan beri bize babalık yapıyor. Lütfen siz de bir kere ona babalık yapsanız ne olur. Hulusi Kentmen tarzı ha? Sizin de biraz havanız benziyor ona. Ah bir babalık be komiserim. Sen susar mısın acaba? Bir susar mısın ya? Ben evde çocuklarıma babalık yapıyorum. Burada görevim polislik. Polis de kanunları uygular. Yani komiserim böyle bir şey yüzünden hapse girmesi sırf bana üzüldüğü için yani ne bileyim. Yok mu hiç yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Asya bak kızım senin abin hasta. Yani hepimiz kardeşlerimizi, eşimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu seviyoruz. Ama ortalığı birbirine katmıyoruz. Hatta mahkeme buna seçenek sundu. Dedi ki ya psikiyatriste git tedavi ol ya da ev hapsi. Abin dedi ki benim ne işim var deli doktorunda. Ev hapsini tercih ettim. Tamam. Ben şu an öğreniyorum. Ben böyle bir şey bilmiyordum. Ya eğer bunu kabul ederse girmeyebilir. Doğru mu anlıyorum? Elbette. De abim bu durumu kabullenmiyor.
Ben konuşabilir miyim onunla? Konuş bakalım. Asya. Hı? Bırak ben konuşayım, tamam? Abimle mi? Evet, abimle. Ben konuşayım. Ben onu tedaviye ikna edebileceğimi düşünüyorum. Ben ikna edemeyeceğim. Sen mi ikna edeceksin? Bak Asya, şu an sen magazinde her yerdesin. Seni hiç görmek istemiyordur eminim. Bana bırak, ben konuşayım. Bak sana şeytan tüyü diyorum. Al abi. Teşekkür ederim Tolga Bey. Eyvallah. İzleyin yeni diziyi. Neden çıktı o haberler? Acaba kimin yüzünden çıktı o haberler? Asya, neden bağırıyorsun? Siz yani ailecek niye bu kadar gergin ve bağıran bir ekipsiniz yani? Hiç anlamıyorum onu. Çünkü sürekli karşımıza senin gibi bir manyak çıkıp bizi zıvanadan çıkardığı için olabilir mi acaba? Bence komiser haklı ya. Sadece abin değil, siz ailecek böyle bir toplu terapi seansı falan gibi bir şey yapın. Allah'ım ya. Benim bu hayattaki sınavım bu mu? Bana bunu mu layık gördün gerçekten ya? Bana bak. Öyle önümde arkamda geziyorsun ama alamayacaksın benim gönlümü. Sen onu bir unut. Ben sen beni affet diye yapmıyorum. Üzüldüğüm için yapıyorum. Ben hatamı anladım ve telafi ettim. Telafi edemeyeceksin hatanı. Senin yüzünden canım abim belki de içeri girecek. Ay çok pardon ya Asya. Bak kusura bakma, beni yanlış anlama lütfen ama. Canım abim diyorsun ya. Bu adam yıllardır tanıdığı kardeşine değil iki tane magazinciye inandı. Farkındasın değil mi? Bak ben yaptım ya. Bir tane yaptım tamam. Ha, elim kırılsaydı yapmasaydım ya. Lanet olsun ya. Çok pişmanım ya. Tamam ben yaptım. Ben yabancıyım. Abin inanmıyor sana. Sıkıntı ben değilim abin. Anlıyor musun beni? Bak sen bu insanlar hayatının merkezine oturtmuşsun. Sen yoksun. Circle'da sen yoksun şu an. Çok saçma yani. Hayat senin hayatın, anlıyor musun? Sen bu büyük resmi kaçırıyorsun ya. Bak ben seni 2-3 gündür sanıyorum. Sen manyaksın sen. Değişik bir kızsın yani. Ben yani her şeyi yapabilirsin, inanırım. Ama bütün parama bahse girerim. Bunu yapmazsın. Her şey yaparsın ama bu değil. Ben sana kefil olurum, abin olmuyor. Sorun abin. Ben değilim. Onu gör bence. Ya pardon da sen özür dileme aşamasından ne ara bana nasihat verme noktasına geldin ya? Bana bak, benim aile işlerime burnunu sokma. Karışma ya artık. Sarı. Asya. Hı. Hadi gel, benimle abinle görüşebilirsin. Tolga Bey merhaba. Vallahi bari ben senin canını yerim. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Kral, eyvallah. Kral sensin ya. Tamam hadi abi, gidelim mi artık? Buradayım, çıkışta görüşürüz. Bu taraf tamam, halledersin. Hiç dinlemiyor beni, dinlemiyor. Çok, çok bilmiş. İçeride konuşabilir miyim? Tabii Asya. Asya, ben burada bekliyorum. Seslenirsin. Senin bu yaptığını Nazlı yapsaydı şaşırmazdım. Ama sen bana büyük kazık attın Nazlı. Asıl sen bana kazık attın abi. Bir yabancının uydurduğu iftiraya inandım. Ben sana karşı her zaman dürüst oldum. Ama sen aptal bir magazin programına inandın. Yalan mı haber yani? Ben böyle bir şey yapar mıyım sence? Ben size ne dedim Asya? Benim başımı yere eğdirmeyin. Şu mahalleliği konuşturmayın dedim. Dedim mi demedim? Sen bir benim soruma cevap ver. Ben zaten böyle bir şey yapmadım. Tamam böyle bile olsa. O zibidi mahallenin ortasına gelip şaka yaptım, şaka yaptım diye bir dalga geçti bizde. Senin şerefini iki paralık etti. Sen ne yapacaksın? Hiçbir şey olmamış gibi ha iyi aynı dizide onunla oynayacaksın. Tolga'nın fişi çekildi abi. Bahri Bey onu diziden attı. Ama sen hala benim soruma cevap vermedin. Eğer unuttuysan bir daha sorabilirim. Sen bu dizi sevdasından vazgeçseydin
böyle bir kara çalınmazdı alnımıza. Bahri Bey bir basın açıklaması düzenleyecek. Orada gerçekler konuşulacak. Magazinde tek tek bütün doğrular açıklanacak. Ama keşke benim abim bu açıklamaya gerek kalmadan bana inansaydı. Keşke daha duyar duymaz benim kardeşim yapmaz deseydi. Yok, ben zaten şey yaptım sana ama el alem. El alem. El alem. Canından değil, kanından değil. Değdi mi ya el alem için bu kadar bizi üzmeye? Değdi mi kendini bu hallere sokmaya? Ha? Bir şey daha var. Seni buradan çıkartacağız. Komiser anlattı. Diğer seçeneğimizi kullanacağız. Ha. Hayatta olmaz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ben el aleme deli doktoruna gitti dedirtmem. Hala el alem. Eğer buradan çıkmak istiyorsan abicim, psikiyatr seansını kabul etmekten başka çaren yok. Zaten bizim giydiğimiz eteğin boyunu, bluzumuzdan görünen göbeğimizi eğer bizden daha çok düşünüyorsan lütfen git. Lütfen. Yok. Bu nasıl laf Asim? Hemen inanmamalıydım. Önce seni dinlemeliydim. Sonra özür dilerim. Basın açıklaması mı yapılacakmış? Güzel. Buna en çok ben sevinirim zaten. Asiyem, senden bir tek ricam var. Şu televizyonda abuk subuk haberleriniz çıkmasın abiciğim. Nazo'ya da sahip çık. Tamam. Onun aklı yarın aklına fikrine sen sahip ol. Belalem için söylemiyorum ha. Vallahi billahi. Benim içim acıyor diye. Tamam.